Merhabalar sevgili arkadaşlar. AYT Edebika Soru Bankası'nın soru çözümlerine devam ediyoruz. 6. ünitemiz olan halk edebiyatı içerisindeydik. Tekke tasavvuf edebiyatı yani dini tasavvufi edebiyatın testlerine başlamıştık hatırlarsanız. Şimdi 9. testimize devam edeceğiz. Hadi gelin uzatmadan hemen testimize başlayalım arkadaşlar. Evet, birinci sorumuz 9. testimizde. Aşağıdakilerden hangisi dini tasavvufi halk edebiyatı içinde değerlendirilemez demiş. Şairlerimiz var. Hacı Bektaş Veli, pek tabi tekke tasavvufunun içerisinde arkadaşlar. Eşrefoğlu Rumi, evet. Abdal Musa, evet. Kul Himmet, muhakkak. Erzurumlu Emrah. Bu neredeydi arkadaşlar? Aşık edebiyatın içerisinde değil miydi Erzurumlu Emrah? Aşık edebiyatı geleneği içerisinde. Hatta şöyle dememiş miydik? Dilinden dolayı aslında tekke tasavvuf edebiyatı içerisinde bile düşündürtüyor kendisini diye demiştik. Fakat Erzurumlu Emrah'ı biz tekke tasavvufta değerlendirmiyoruz. Aşık edebiyatı içerisinde değerlendiriyoruz demiştik. Güzel. 2. İlk Türk İslam tarikatını kurdu. Şiirlerini Hakaniye Türkçesiyle yazdı. Yetiştirdiği öğrencilerle Anadolu'nun Müslümanlaşmasında rol oynadı. Şiirlerini hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimiyle yazdı. Kim bütün bu özelliklere sahip olan kişi? İlk Türk İslam tarikatı ki nedir arkadaşlar? Yesevilik değil mi? Yesevilik tarikatı. Kimden bahsediyoruz burada? Elbette ki Hoca Ahmet Yesevi'den bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Nereye gideceğiz? Adana'ya. Güzel. 3. Tabloda numaralanmış yerlere sırasıyla hangileri getirilmeli? Ahmet Yesevi Divan Hikmet. Tamam. Ahmet Yesevi kaçıncı yüzyıl arkadaşlar? Bakıyorum orta kısmı yüzyılda ilgili. Ahmet Yesevi 12. yüzyıl. 12. yüzyıl. Hemen şöyle bir Adana'ya eleyeyim. Diyarbakır'a eleyeyim. Değil mi? Nokta nokta demiş. 15. yüzyıl demiş. Müzekkin Nüfus demiş arkadaşlar. Peki Müzekkin Nüfus kimin eseriydi? Unutma, Müzekkin Nüfus Eşrefoğlu Rumi'nin eseridir arkadaşlar. Zaten aslında bunu da bulunca cevap direkt ortaya çıkıyor. Aziz Mahmut Dahi 16. yüzyıl. Hop, 3'e de Divan İlahiyat gelecek. Cevabımız Bursa. Yani anahtar aslında ikinci şeydi arkadaşlar. Numaralandırılmış yerdi. Eşrefoğlu Rumi'ye ait olduğunu unutmayın. Müzekkin Nüfus'un önemli bir eser. Yunus Emre ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır denmiş. Bakalım. Sehli Mümteni tarzının Türk edebiyatındaki en iyi temsilcisidir, doğrudur. Ne demekti Sehli Mümteni arkadaşlar? Az sözle çok şey kastetme. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Altı kelimede bütün tasavvufu anlatıyor Yunus Emre. Bu Sehli Mümteni'dir. Ne diyor B'de? İlahi aşk ve hümanizm şiirlerinin temel konusudur. Pek tabii doğrudur arkadaşlar. Şiirleri 13. yüzyıl Türkçesinin en iyi ve en sade örneklerindendir. Yunus son derece sade dille yazıyor. Açıp okuyabilirsiniz. Gayet de anlarsınız şiirlerinde ne demek istediğini. Abdal Musa'nın dervişlerinden olup onun izinden gitmiştir. Arkadaşlar, Yunus Emre Abdal Musa'ya intisap etmedi. Yunus Emre kime intisap etmişti? Hatırlayalım. Tapduk Emre'ye değil mi? Tapduk Emre'ye intisap ediyor. Abdal Musa'ya intisap eden Antalya Alanya bölgesinde Kaygısız Abdal. Karıştırmayalım bunları. Peki. Dini tasavvuf edebiyatın en büyük şairi olarak kabul edilir. Şüphesiz. Yunus Emre. 5. Nasihatler kitabı anlamına gelir. Kitabı soruyor, eseri soruyor bize. Mesnevi nazım şeklinde yazılmıştır. Bu önemli. Eserin asıl kısmı alegorik destanlardan oluşur. Bu da güzel bir tüyo aslında. Biliyorsanız. Akıl, iman, sabır, kibir, öfke, gıybet gibi konuları işlemiştir. Didaktik yönü ağır basan bir eserdir. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Nasihatler kitabı neydi bu? Yunus Emre yazmıştı değil mi? Nuhs ile uslanmayan etmeli tektir diye de bir laf vardır Türkiye'de, Türkçe'de değil mi? Nuhs. Şuraya bir gidelim mi? Risaletin nushiye. Yani nasihatle uslanmayalı etmeli tektir uyarmak gerekir diyor lafta da. Hani nuhs etmek, nasihat etmek arkadaşlar değil mi? Bak kelimeden çıkardık. Risaleti Nusiye. 6. Numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur denmiş. Bakalım. Hacı Bektaş Veli Ahmet Yesevi'nin müritlerindendir ve eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu'ya yerleşmiştir. Doğru. Yani Ahmet Yesevi'nin skalasından geliyor. Onun furyasından geliyor.
Doğru, Anadolu'ya yerleşti. Tamam, burada bir problem göremedik. Fikirleri ölümünden 150 yıl sonra kurulacak Bektaşilik tarikatının temellerini attı. Çok güzel. Arkadaşlar, Bektaşilik tarikatını Hacı Bektaş Veli kurmadı. Ölümünden 150 yıl sonra Balım Sultan tarafından kuruldu. Söylediği nefeslerde yalın bir dil kullanan sanatçı tasavvufi düşüncesini Anadolu'ya yaymıştır. Pek tabii. Devlet içindeki çalışmalarıyla Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasında rol oynamıştır. Yeniçeri Teşkilatı Bektaşilik tarikatına bağlıdır arkadaşlar ve Ahmet Hünkar Hacı Bektaş Veli yaşadığı dönemde de Yeniçeri Teşkilatı'nın kurulması için bayağı bir çaba sarf ediyor. Bu da doğru. Tasavvufi konuları ele aldığı Fakrıname adlı bir eseri bulmaktadır. Arkadaşlar, bu eser Hacı Bektaş Veli'nin değil. Bu eser kimin biliyor musunuz? Bu eser Ahmet Yesevi'nin. Bir tane daha var aynı adlı eser. O da divan edebiyatı içerisinde yazıldı. Orada da Aşık Paşa'nın arkadaşlar. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Fakrıname diye bir eseri yoktur sevgili arkadaşlar. Cevabımız ne olacak o zaman? Edirne olacak. 7. Söz edilen şair hangisidir? Ankara'nın Solfason köyünde dünyaya gelen sanatçı 15. yüzyıl tasavvuf edebiyatının önemli isimlerindendir. Anadolu topraklarında doğup tarikat kuran ilk Türk mutasavvıf. Bakın, Anadolu topraklarında doğmayıp tarikat kuranlar var. Ama bu Anadolu topraklarında doğup tarikat kuran ilk mutasavvıf adına. Dursun. Hem aruz hem ecele yazmış. Sanatçının en büyük eseri yetiştirdiği öğrencileridir. Kimleri yetiştirmiş? Eşrefoğlu Rumi, Akşemseddin Ahmet Bican gibi önemli mutasavvıfları yetiştirmiş. Arkadaşlar, kime gideceksiniz? Bakın, Ankara diyor. Anadolu'da doğup tarikat kuran ilk Türk mutasavvıfı diyor. Elbette ki Hacı Bayram Veli'ye gideceksiniz. Değil mi? Ankara, Hacı Bayram Veli, unutma. Aşağıdaki dini tasavvufi halk edebiyatı temsilcilerinden hangisi divan edebiyatı etkisinde kalmayıp tüm şiirlerini heceyle yazmıştır? Teki tasavvuf edebiyatındaki pek çok şair arkadaşlar divan tesiri altında kalıyor. Fakat Niyazi Mısri, Aziz Mahmut Hüdayi, Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Hacı Bayram Veli bu grubun içerisindedir. Lakin Sivas bölgesinde bulunan Pir Sultan Abdal divan etkisinde hiç kalmamıştır. Ve bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır arkadaşlar. Unutmayın, Pir Sultan Abdal'da divan edebiyatının etkisi görülmez. Parçada söz edilen şair hangisidir demişiz. Asıl adı Alaaddin Galibi olan sanatçı Alanya Bey'inin oğludur. Varlıklı bir aileden gelmesine rağmen dünya nimetlerinden elini eteğini çekip Abdal Musa'ya intisap etmiştir. Az önce söyledik. Bektaşilik geleneğiyle Alevilik geleneğini tek potada eritip Alevi Bektaşi halk şiirini kurmuştur. Şiirlerinde mizahi ve eleştirel bir üslup kullanan sanatçı Şatiye türünün en iyi temsilcisidir. Şatiye türünün en iyi temsilcisi kim? Hiç düşünme, yapıştır. Kaygısız aptal. Tartışmaya kapalı bir konu. 10. Kaygısız aptalın Mesnevi Nazım biçiminde yazdığı eserlerden biri değildir demişiz arkadaşlar. Şimdi bilmeniz gerekiyor. Nazım, Kaygısız aptalda şöyle bir olay vardır arkadaşlar. Nazım şeklinde yazılan eserleri, mensur yani düz yazı şeklinde yazılan eserleri ve nazım nesir karışık yazılan eserleri vardır. Burada Gevhername, Dolapname, Gülistan ve Minbername'nin dördü de Mesnevi'dir. Fakat Budalarname düz yazıdır arkadaşlar. Mesnevi olamaz. Cevap adana. Eserlerin özelliklerini bilmeniz çok önemli. Peki, makalat nokta noktanın en önemli eserleri arasında yer alır. İslam dinini genel hükümlerini içeren bir kitaptır. Aslında makalat dedik mi olayın bitmesi lazım. Gene de devam edelim. Kitabın ana konusu tasavvuf inancındaki dört kapı 40 makamdır. Çok güzel. Eser Arapça kaleme alınmış ve tasavvuf konularının yer aldığı makalelerden oluşmuştur. Oluşan ve dini ahlak kurallarının yer aldığı didaktik bir eserdir demişiz arkadaşlar. Makalat kimin? Elbette ki Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nindir arkadaşlar. Makalat diyorsunuz. Direkt nokta atışı yapıştırın. Edebiyatın bu yönü çok güzel. Yani eser kime ait? Bunu biliyorum. Görüyorum. Yapıştırıyorum. Çok pratik. 12. Son sorumuz. Açıklamayla uyuşmayan bir şair vardır diyor arkadaşlar. Alevi Bektaşi geleneğinin 7 ulu ozanındandır. Kim? Pir Sultan Abdal. Doğru. Kadirliler arasında Abdülkadir Geylani'den sonra tarikatın ikinci piri olarak Eşrefoğlu Rumi kabul edilmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Hatta kendine bağlı Eşrefiye kolunu falan da kuruyor Kadirlilerden sıyrılıp. Önemli bir adam Eşrefoğlu Rumi. İslam inancı ve dini ilimler üzerine yazdığı
yazılarını Divan-ı İlahiyat. Çok özür dilerim. İslam inancı ve dini ilimler üzerine yazdığı yazılarını Divan-ı İlahiyat adlı eserinde toplamıştır. Kim? Aziz Mahmut Hüdayi. Önemli bir de bilim adamıdır aynı zamanda. Bu da doğru. Sade bir Türkçe ile ve hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Yunus. Pek tabii. Yeniçeri Ocağı'nın da bağlı bulunduğu tarikatın fikir babasıdır. Hacı Bayram Veli. Yeniçeri Ocağı nereye bağlıydı? Bektaşilere bağlıydı. Bektaşiliğin fikir babası kim? Hacı Bayram Veli değil arkadaşlar. Kimdir? Hacı Bektaşi Veli'dir. Değil mi? Hacı Bektaşi Veli. O zaman buradaki yanlış cevap Hacı Bayram Veli olacak. Evet sevgili gençler. Halk edebiyatı içerisinde dini tasavvufi edebiyatla ilgili testimizi de çözdük. 9. testimizi tamamlamış olduk. Bir testimiz daha var halk edebiyatı içerisinde. Yine dini tasavvufi edebiyatla ilgili olacak. 10. test. Bu testimiz bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Esen kalın. Görüşmek üzere.